Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Force Bit Nonimus videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Force Bit Nonimus videosu da sizlerle birlikte Nissan Fairlady 240ZG Neon Future etkinliğini sizlerle beraber tamamlamaya çalışacak ve etkinliğin ilk 2 gününü sizlerle beraber oynuyor, tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla yeni Force Bit Nonimus videoların gelmesini istiyorsanız ve sesimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayı bir beğeni bırakmayı, kanalımıza hala abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet. Hey, ne haber? Steve Aoki, Black Ridge'e geldim vesaire falan diyor. He, epik bir konser yapacağını söylüyor. Bu Nissan Fairlady 240ZG ihtiyacım olacak diyor. Adamım olacak benim resmen falan diyor. Tamam, benim şaheserimden parçaları topla ve ardından gösteriden sonra onu tutmana, almana izin vereceğim diyor. İlgileniyor musun? O zaman şehir merkezine gel. Black şey merkezine geldi, arabayı al diyor ve Nissan Fairlady 240ZK Neon Future. Yani Nissan Fairlady'nin biraz daha gelişmiş hali arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Eğer ki başarılı bir şekilde tamamlarsak da şu özel kaplamalı araç olarak bize gelecek. Fazlasıyla heyecanlıyım. Bu arada turbo parçası var. Direkt olarak alacağız. Evet, hemen vakit kaybetmeden etkinliğimize başlayalım. Zaten gördüğünüz gibi full zamana karşı yarış var. Sadece entourage yarışı var. Zamana karşı yarışlardan bağımsız olarak. En çok en iyi para da oradan kazanılıyor. Ya o da yani çok para kazandığından değil. Yapacak bir şey olmadığından. Bu arada aracı aldığını duydum. Senin için iyi hislerim var falan diyor. Yakında uçağım inecek diyor. Beni Black Ridge havaalanından alırsın diyor. Tamamdır. Hazırladığım playstyle'larla bu arada. Müziklerle de tadını çıkar diyor arabanın diyor. Eyvallah, teşekkürler. Steve Ox. Bakalım. Etkinliği fazlasıyla merak ediyordum. Bu araç ilk defa geldi. 5 ay önceki güncellemede gelmişti. Bakın, 5 ay ve arabayı yeni alabiliyoruz. Siz düşünün yani ne kadar fazla zaman geçtiğini. Yani bir kere arabayı kaçırırsanız, bir kere alamazsanız Alman ne kadar işkence olduğunu da bizzat görmüş oluyorsunuz bu sayede. Ama araba çok güzel olacak. Hani şu an bildiğimiz Fairlady gibi duruyor ama birincisi gelişmiş hali. Zaten yani 8 yıldızlı bir araç vesaire. İkincisi, o aracı aldığımız zaman o kadar güzel görünüyor ki above. Above yani. Neyse, en çok buradan para kazanacağımızdan dolayı ben kasıtlı olarak nitro basmayacağım. Sonradan basacağım yani. Haberiniz olsun. Çünkü nitro şeritlerinden böyle yavaş geçerseniz daha fazla para kazanıyorsunuz. Bir de araba küçük bir araba ya. Mis. Rahat rahat nitro şeritlerine de giriyoruz arkadaşlar. Bakalım hiç nitro basmadan ne kadar ilerleyebiliyoruz. Ki yarışın sonuna kadar geleceğiz gibi de duruyor. Şöyle de nitro basalım da. Aynen. Son anda yoksa 154 para kastık çünkü. Evet sevgili dostlar, bir 2K falan para geliyor buradan. Şimdi ben videoyu sonlandıracağım. Kaldığımız yerden tam gaz, ikinci günün açılmasına yakın bir zaman kala devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. İkinci yarışı kazandıktan hemen sonra Steve Aoki bu Nissan gerçekten mükemmel diyerek şimdi kaldığımız yerden tam gaz yarışlarımıza seri bir şekilde devam ediyoruz. Hatta yarışı kazandıktan sonra 40 dakika yaklaşık olarak böyle bir bekledim. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Seri bir şekilde ilk günün yarışlarını tamamlamaya. Çünkü ikinci güne başladığımızda biletlerimiz dolu olmayacak. Tamam, şehre geri dön ve bizim için bazı parçalar vesaire varmış, teker için vesaire falan diyor. Tamam, olur. Madem öyle, o zaman hızlı bir şekilde gidelim. Bu arada araba gerçekten iyi ha, hani iyi derken yani çabuk hızlanıyor vesaire, gayet hızlı ya. Bir de araç böyle küçük bir araç falan çok hoşuma gitti benim ya. Hani diğer normal Fairlady aşırı derecede kötüyken bu hani çok çok daha iyi yani. Çabuk hızlanıyor, belli bir hıza çabuk çıkabiliyor vesaire. Tam böyle ideal araç diyebilirim benim için ya. Yani spor ve süper arabalar benim için ideal arabalar. Daha çok spor ama. Yani orta derecede hızlı araçlar benim için genellikle en ideal araçlar oluyor. Bilmiyorum, onlar da ayrı keyif alıyorum. Yoksa hyper araçları falan da çok seviyorum tabii de. Ama çok hızlı olduklarından kontrol etmesi vesaire zor oluyor doğal olarak. Neyse. Dördüncü yarıştan devam ediyoruz. Zaten full zamana karşı vesaire olduğu için
epey çabuk bir şekilde bitiriyoruz. Çünkü kısa sürüyorlar. Fazla kısa sürüyorlar hem de. Evet, devam ediyoruz. Evet, tekerlek parçadan aldık. Muhteşem falan diyor. Ne yapacağız? Biz bu arabayı zamanla kişiselleştirecek miyiz? Sonuçta o ulaşmak istediğim o beyazımsı böyle gelecek parlantılı o araca ulaşabilecek miyiz? Yani kısacası etkinlikteki araca ulaşabilecek miyiz abi? Bu şu an normal hali çünkü. Normal hali ve ben bunu istemiyorum. Ben arabamın evrimleşmesini istiyorum şu anda. Ciddi anlamda hem de. Çok ciddi anlamda evrimleşmesini istiyorum. Var ya, etkinliğe olan hevesim 10 katına çıkar yani. Ama öyle böyle 10 katına değil yani. Koenigsegg Jesko'dan daha fazla heyecanlanırım. Öyle bir güzel görünüyor ki çünkü. Neyse, hemen PR duvarını bir aşalım. Ardından da birinci günün son yarışını sizlerle beraber tamamlarız. 594 PR yaptık. Zaten tek yükseltmeler yeterli oldu gayet. Biz boşuna mı motor parçası vesaire alıyoruz? Boşuna para biriktiriyoruz? Direkt olarak PR duvarını açtık. İlk 2 gün zaten bütün yükseltmeleri kasıtlı olarak yapmıyorum. Neyse, hadi günü bitirelim vesaire. Güzel bir otel var orada diyor. Beni oraya bırakırsın diyor. Tamam reis, bırakırız. Sen rahat ol. Sen rahat ol reis. Ama yani bizi de böyle otele aldıraydın fena olmazdı ya açıkçası. Neyse. Canı sağ ol kanka. Karşında bize güzel bir etkinlik sunuyorsun sonuçta. Bizim için yeterli. Bizim için yeterli. Şuraya hemen nitroyu basalım. Ve bu yarışı da başarılı bir şekilde kazanarak birinci günü bitirmiş olduk. Evet, hayırlı olsun. İlk günü tamamladık. Nice. Yaklaşık 20K'da paramız oldu. Şimdi ilk günü bitirdiğimize göre ben bir videoyu sonlandıracağım sevgili dostlar. Yani şu aracın şu halini istiyorum işte ben kısacası. Şu hali istiyorum. Neyse. 1,5 saat sonra zaten ikinci gün açılacak. Fakat benim birazcık bilet falan biriktirmem gerekiyor. O yüzden reklam izleyeceğim. Videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. İkinci günden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. İkinci gün açıldı. Bir saati birazcık geçti. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen ikinci güne başlayalım. Hadi bakalım, let's go. Evet, günaydın Novato Bey. Doğru gideceğiz bugün falan diyor. Tamam, gidelim hemen. Bu arada bu yarışta kasabileceğiniz yüksek miktarda çok fazla para olmamasına rağmen Raşo yarışlarından hemen hemen hepsinde, yani 3 Raşo yarışında da fena paralar çıkmıyor. Haberiniz olsun. Tamamdır. Ha, Novata Bey'deki kumsal tarafındaki garaja gideceğiz diyor. Yani sıradaki durağımız orası diyor. Tamam, madem öyle gidelim. Zamana karşı yarışlar yine epey kısa. Ama dediğim gibi Raşo yarışlarından öyle böyle para kasılabiliyor. İstediğiniz Raşo yarışından para kasmayı deneyebilirsiniz. Ben çok fazla kayıp yaşamamak için son yarışı tercih edeceğim. Yani 6. yarışı tercih edeceğim. Normalde hiç 6. yarışı falan tercih ettiğim vakitler vesaire olmaz. Çünkü ona müsait olmuyordur. Düzgün para kasılmıyordur. Zamana karşı yarıştır. Hunter yarıştır vesaire. Ama bu sefer bir farklılık olacak ve dediğim gibi bu sefer gireceğim. 6. yarışı tercih edeceğim. Böylece PR duvarını falan da açmış olacağız. Ne kadar ekstra parçamız olduğuna da bakabileceğiz bu sayede. O açıdan açıkçası önemli. Neyse, devam ediyoruz tam gaz. İkinci yarıştan. Hadi bakalım, let's go. Yine zamana karşı yarışlar kısa. Zaten bu etkinlikte paso kısa yarışlar göreceğimizi düşünüyorum. En azından video çok uzun olmayacak. İyi tarafından bakmak lazım. Tabii ki de. Ama yani uzun Raşo yarışları falan da olsa da ya da Ebon yarışları çok da fazla fark etmez. Düzgün güzel miktarda paralar kasıp etkinliği daha rahat tamamlıyorum. Onun için de kısa yarışlar da uzun tabii ki de yine. Benim için en ufak bir sıkıntı yok bu konuda. Sadece para kasma konusu birazcık beni tereddüt ettiriyor, endişelendiriyor o kadar. Evet, bu yaşta tamamladı. 1480 de buradan geldi. Paranın ne kadar az geldiğini zaten görüyorsunuz. Bu kadar parayı da zaten nasıl kasmıştık biliyorsunuz ki ilk günden kasmıştım. İlk günkü Nitro Rush yarışında toplamıştık. Zaten bu yaptığımız para farmlama yarışları olmasa, özel etkinlik değil de Volt Event gibi bir şey olsaydı biz ayvayı yemiştik. Hey sen Feyre'deki Aoki'ye yardım ettiğini duydum. Hani belki de durmalısın diyor. Bu mükemmel güzel gözüken araca zarar gelmemesi için vesaire diyor. Hani bu aracın bir çöpe dönüşmesine gerek yok falan diyor. Sana ne iyi ve hayırdır? Allah Allah. Ne olmuş yani AOK'ya yardım ediyorsan? Adam müzik falan yapacak lan.
Konser monser vereceksin. Adamın ne zararı var size? Niye bu kadar kudurdunuz ki? Orada güzel hızlandık ha. Aracın maksimumuzu şu anda 309 310 bandında. Onu da bir öğrenmiş olduk. Onu da bir test etmiş olduk. Araba daha çok gelişecek. O yüzden içimiz rahat. Daha çok gelişecek. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Videoyu bir durdurup çünkü galiba böyle kasıyormuş gibi böyle bir hissiyat geliyordu bir süredir. Sonra bir kontrol ettim. Meğer ki telefon 60 Hz'deymiş. 120'ye çektim. Şimdi daha akıcı. Şimdi kasma falan olmaz arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Ben de diyorum neden? Neden böyle kasma var gibi hissettiriyor ama çok da belli etmiyor. Neyse Suki. Hadi çabuk ol da şu aynaları kapalım gidelim. Gelmeden önce hemen çok geç sür. Ne oluyor ya? Galiba hırsızlık yapıyorlardı. Vay şerefsizler. Neyse ben sizden bu oba draftik yapacağım. Dediğim gibi istediğiniz raşo yarışından para kasmaya çalışabilirsiniz sevgili dostlar. İster 4. yarıştan ister 6. yarıştan. Hiç fark etmez. Hemen hemen benzer paraları kasabiliyorsunuz. Bazı yarışlarda ekstra da kasabiliyorsunuz tabii ki de. Yani dediğim gibi ama sevgili dostlar. Önemli olan sizin hangi yarışı tercih ettiğiniz. Nasıl oynadınız. Ben dediğim gibi bu yarışı kazanacağım. 6. yarışta bol bol oradan kasmaya çalışacağım. Reklam izleyip falan çünkü tekrar oynayabilmek açısından. Bakın olabilecek en yüksek verimde oynadık. 2600 aldık. Hadi 2700 olsun. Yani buradan kasabileceğiniz para belli. Onu bir görmüş oldunuz. Tercihinizi ona göre yaparsınız. İnşallah düzgün oynarım da. Oradan şey olur hani. Düzgün oynayayım da bari belli olsun hani. Ama 5. yarıştan da kasılmaz doğru düzgün. Onu söyleyeyim. Yani seniz Raşo yarışından para toplayabilirsiniz dedim ama görüyorsunuz yani yarış biraz sizde akıyor. Ben intro basacağım birazdan. Az önce gerek kalmamıştı ama şimdi kalacak gibi duruyor. Aynen öyle gerek kaldı. Neden doğru düzgün pek para da toplayamadık. Yani buradan para kasmak birazcık daha zahmetli geldi bana. Yine de 2000 geldi. Aynı paraları kasabiliyorsunuz dediğim gibi. Aynı paralar gelebiliyor. Ben çok iyi oynayamadım. Yeterince drafting yapamadım. 2000'de kaldı. 598 PR'da etkinliği bitirebiliyoruz. Yani ikinci günü. Hemen şuradan bir yükseltmelerimizi yapalım o zaman. Yıldızı falan basalım. Azami hızımızı arttıralım. Ama hiçbir şekilde ivmedir vesairedir arttırmayacağım onları. Zaten bunu söylemişim. Nedenini de söylemiştim. Eğer aracımız çok iyi olursa, fazla güçlü olursa bu sefer de yani doğru düzgün drafting yapamayacağız. Yarışta çok rahat kazanacağız falan. Yani o yüzden o riski almamak için hani biraz yavaş kalmamız lazım. Biraz underrated kalmamız lazım. Ki bu sayede daha rahat rakiplerimize ayak uydurabilelim. Sürmeye devam et. Evi bundan mutluluk duymayacak. Aynalar alamazsa falan diyor. Ben Jack ve Suki için polisler aradım diyor. Yoldalar diyor. He, anlaşıldı neden mesele oldu şimdi. Yani Aoki iyilik adına çalışıyor. İyilik adına yardımcı oluyor. Güzel. Ve burada polislerle de çarpışabiliyoruz. Daha güzel. O açıdan daha iyi mesela. Keşke çarpabilseydik. O ayrı bir durum da. Neyse zaten amaç yarışı kazanmak değil. Yarışı olabilecek en verimli şekilde kaybetmek. O yüzden çok da kasmaya gerek yok. Bakalım toplamda ne kadar para gelecek. Yani burada da benzer bir para geliyor. Gördüğünüz üzere sevgili dostlar. Yarış süresi bir tık daha uzun gibi geldi bana bu arada. O yüzden buradan kasmak bana daha mantıklı geliyor. Neyse sevgili arkadaşlar ben videoyu yavaştan sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. Üçüncü günün açılmasına yakın bir zaman kala aynı şekilde devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. İkinci günün son yarışında an itibariyle tamamladık. Ve Jack de diyor ki Suki pes etmek ne bilmiyorlar. Ya iyi tamam aynaları alacak ve hemen gidelim buradan. Polisler bizi yakalamadan önce. Harika iş çıkardın bugün diyor. Incredible, inanılmaz bir iş çıkardın diyor. Eyvallah Aoki, eyvallah. Bu adam bizi böyle takdir ediyorsa, iyilik adına iş yapıyorsa ben seve seve bu adama yardım ederim. İvi falan gram bunda değil yani. Neyse. Sevgili arkadaşlar, video benden bu kadar. Yaklaşık 9 dakika sonra zaten 3. gün açılacak.
Ben tabii reklam izleyip falan bekleme süresi biraz azaltırım. Neyse, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz, destek amaçlı bir benim Rabbim kanalımıza da aboneyseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza yapma sitesinden başka üzerlerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.